Arkadaşlarım şimdi geldik Abdülmecit döneminde diğer yeniliklere. Şimdi olay şu. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Abdülmecit dönemi. Ama sadece Abdülmecit Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ilan etmedi. Başka şeyler de yaptı. İşte Abdülmecit döneminde yapılan diğer yenilikler ne, ona bakalım. Bir, arkadaşlar özel gazeteler çıkarıldı. Ki ilk defa devlet gazetesi, resmi gazete Takvim ve Vekayi'ydi. Bu ikinci Mahmut dönemiydi. Ama Abdülmecit döneminde arkadaşlar özel gazeteler çıkarıldı. Tercüman-ı Ahval, Ceride-i Havadis gibi gazeteler çıkarıldı. Tercüman-ı Ahval arkadaşlar ilk özel gazete, ilk Türk özel gazete. Ceride-i Havadis arkadaşlar yani William Churchill diye bir İngiliz kuruyor bunu. Kapitülasyonların etkisiyle, kapitülasyonların bir hediyesi bu. Ceride-i Havadis diye bir gazete çıkarıyor ve buna Osmanlı'da çıkan kanunları para karşılığı yayımlama imtiyazı veriliyor. O yüzden Osmanlı kanunlarını para karşılığı yayımladığı için Ceride-i Havadis Osmanlı'daki ilk yarı resmi gazete oluyor. O zaman Tercüman-ı Ahval ilk özel gazete, ilk Türkçe özel gazete, Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazete oluyor. Bu arada arkadaşlar ilk özel dergi, ilk Türkçe özel dergi Vakay Tıbbiye, ondan sonra ilk mizah dergisi Diyojen, ondan sonra arkadaşlar ilk özel tiyatro Güllü Agop, tamam mı? Ondan sonra ilk kadın dergisi Terakki-i Muhaderat. Belki ileride ben bunları size tekrar yazabilirim. Şu anda bir anda aklıma geldiği için söyledim. Ne oldu başka? 1857'de Meclis Marif-i Umumi Vekaleti, Nezareti, yani Milli Eğitim Bakanlığı, Marif Nazırlığı kuruldu. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nı kuran Abdülmecit. Arkadaşlar bu dönemde kız rüştiyeleri açıldı. Hatırlayın, babası rüştiyeleri açmıştı. İstanbul'da kızlara okum hakkı vermişti. Ne yaptı şimdi Abdülmecit? Kız rüştiyeleri açtı. Kızlar için ortaokul açtı. Yani olayı bir üst basamağa taşıdı. İdari alanda devlet memuru yetiştirmek amacıyla Mektebi Mülkiye açıldı. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mektebi Mülkiye Osmanlı'daki ilk yüksek öğretim kurum olarak kabul edilir. Osmanlı'daki ilk yüksek öğretim kurumu, üniversite demedim, yüksek öğretim kurumu Mektebi Mülkiye'dir. Arkadaşlar yine bu dönemde yüksek öğretim kurumunun kitaplarını hazırlamak amacıyla bir bilim kurulu oluşturuldu. Buna da Encümeni Daniş denildi. Encümeni Daniş Osmanlı'nın bilim kuruludur. Mustafa Reşit Paşa, Ahmet Cevdet Paşa çok yetenekli insanlar vardır burada. Encümeni Daniş'i unutmuyoruz. Arkadaşlar ortaokullara erkek öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallimin erkek öğretmen okulu açıldı. Bu dönemde arkadaşlar kağıt para basıldı. Osmanlı ilk kağıt parası Abdülmecit'tir. Para pulu oldu yani. Artık elimizde değerli maden yok. O yüzden de kağıt para basıyoruz arkadaşlar. Bu ekonominin kötüye gittiğini gösterir. Ve kağıt para basacak teknolojimiz olmadığı için kağıt para basma imtiyazı İngiltere'de. Hatta hangi bankada? Bankı Şahaniye Osmani'de. 1930 yılına kadar bu böyle olacak. 1930 yılında Bankı Şahaniye Osmani Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alınarak, imtiyaz, para basma hakkı satın alınarak yerine Merkez Bankası kurulacak. Tamam mı arkadaşlar? Gördünüz mü bağımsız ekonomideki bağımsızlık ruhunu? O zaman ilk kağıt para kayme-i nakdiye, kayme-i mutevere, yani muteber değerli kağıt adıyla ilk kağıt para bastırılacak. Arkadaşlar ilk özel bank olan Bankı Ders-i Aadet açılacak. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. İlk yabancı bank olan Bankı Şahaniye Osmani. Adı Bank Osmani'dir. Sonra Bankı Şahaniye Osmani olacaktır. İngiliz ve Fransız ortaklıdır. Arkadaşlar bu dönemde ilk demir yolu hattı açılacaktır. Anadolu'daki ilk demir yolu hattı İzmir Aydın'dır. Ama Osmanlı'daki ilk demir yolu İskenderiye Kahire arasıdır. Mısır'da açılmış arkadaşlar. Şirketi Hayriye adıyla deniz yolu işletmesi açılacak. Bu dönemde telgraf hattı, hatırlayın, Varna, Edirne, Şumlu, İstanbul, Kırım hattı üzerinde kurulacak Kırım Savaşı sırasında. İlk müze, Müze-i Hümayun adıyla ilk müze bu dönemde açılacak. Karma mahkemeler bu dönemde kurulacak arkadaşlar, hemen ismini yazayım. Ticaret mahkemeleri. Ticaret mahkemelerini açan Abdülmecit'tir. Şimdi o zaman ne var? Şer'i mahkemelerde Müslümanlar, cemaat mahkemelerinde gayrimüslimler yargılanıyor. Karma mahkemelerde hem Müslüm hem gayrimüslim yargılanıyor. İşte hukukta ikilikler ortaya çıkacak. Nasıl ki eğitimde ikilikler ortaya çıktıysa, şimdi hukukta ve yönetimde ikilikler de ortaya çıkacak. Arkadaşlar 1858'de arazi kanunnamesi çıkarılarak devletin elindeki atıl araziler, topraklar halka dağıtılmaya başlanacak ki zaten tımar bitmiş.
ve bu dönemde Dolmabahçe Sarayı yapılacak. Artık devletin merkezi Topkapı değil, Dolmabahçe Sarayı olacak. Tamam mı arkadaşlar? Abdülmecit dönemini unutmuyoruz. Önemliydi.